Herkese merhaba arkadaşlar. CryptoKur'da YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün sizlere Google Cloud'dan nasıl ücretsiz sunucu kiralayacağız bunu anlatacağım. Gerekli tüm linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz. İlk olarak Google Cloud'ın sitesine geldik. Buranın linkini zaten açıklamalarda bulabilirsiniz. Ardından sağ üst taraftaki Start Free butonuna basalım. Google'da eğer Gmail'imiz kayıtlıysa zaten direkt bu otomatik olarak girilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. İlk seçenekte ülke seçmemizi istiyor ki o Türkiye olarak seçilmiş gelir. Hemen ardından çıkan seçeneği de Other diyelim. Alttaki kutucuğu işaretleyip Continue deyip devam ediyoruz. Ardından çıkan bu ekranda bizden iki farklı bilgi isteyecek. İlk olarak adres bilgisi. Account tipini invalid yapın. Ardından adres bilgisini doğrulayın. Hemen ardından da bizden istediği ikinci bilgi. Yani burada kart bilgileri var. Buraya kart bilgilerimizi girelim. Kart bilgilerimizi de girdikten sonra Start My Free Trial butonuna basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi onaylandı. Ardından bize buradan bir seçenek çıkıyor. Buradan Other diyelim. Buraya herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Next diyorum. Bu 3 soruluk önemli değil. Bunlar yani işaretleyip geçelim. Buna da yine Other diyelim. Don deyip devam ediyoruz. Ardından yine bu ekran çıktı. Burayı da sağ alt taraftaki butona basarak geçelim. Hesabımız açıldıktan sonra sağ tarafta Compute Engine diye bir yer var. Buraya gelelim ve en üstteki Virtual Machine Instance'e basacağız. Buranın açılmasını bekleyelim. Bu kısmı ilk defa kullandığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan Enable diyeceğiz. Onaylanmasını bekliyoruz. Evet, az önceki işlem tamamlandı. Bu yaklaşık 2 dakika kadar sürüyor. Onaylandıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Burada sol üst tarafta veya orta kısımda bulunan Create Instance butonuna basalım. Sonra bastıktan sonra sayfanın açılmasını bekliyorum. Evet, sayfa açıldı. Burada değiştirmemiz gereken iki önemli kısım var. Diğerleriyle oynamamıza gerek yok. İlk kısımda zaten sunucuya bir isim vermemizi istiyor. Burada default olarak da kalabilir veya herhangi bir isim verebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Ardından aşağı inelim. İlk olarak değiştirmemiz gereken kısım Machine Type kısmı. Burada sunucumuzun özelliklerini belirleyeceğiz. Tabii ki de bu özellikleri kafamıza göre belirlemiyoruz. Bunları belirlerken node kuracağımız projenin yayınladığı dokümanlardaki önerilen sistem gereksinimlerine bakmamız gerekiyor. Örneğin ben burada bir örnek projenin dokümanlarını açtım ve bir de buradan 4 GPU 8 GB da RAM istiyor. Sunucumuza geri döndüm ve benden istediği özellikleri karşılayabilecek bir sistem seçtim. Örneğin buradaki 4 GPU 16 GB RAM'li sistem bu projeyi için gayet uygun. Yani bu projenin gereksinimlerini karşılıyor. Ardından aşağı biraz daha indiğimde boot disk kısmını göreceğim. Bu boot diskin altında change var. Bu kısım da çok önemli. Change'e bastım. Bu şekilde sağ taraftan bir ekran geldi. İlk kısımda işletim sistemini seçmem gerekiyor. İşletim sistemi olarak Ubuntu'yu seçmem gerekiyor. Altında bir de Ubuntu Pro var. Onu seçmeyin. Ubuntu yani. Sadece Ubuntu olacak. Ubuntu'yu seçtik. Ubuntu'yu seçtikten sonra bir de versiyon belirlememiz gerekiyor. Versiyon olarak da 20.04. Tabi bu da yine bu aşağıdaki x86 ile başlayan Ubuntu 20.04'ü seçeceğiz. Yani üsttekiyle karıştırmayın. x86 ile başlayacak. Bunu seçtim. Bunu da seçtikten sonra diskin boyutunu belirlemem gerekiyor. Yine bu projeye göre ben eğer referans alacaksam 200 GB benim işimi görür. 200 GB buna yazdım ve select dedim. Gördüğünüz gibi hem özellikleri belirlerken hem de boot diskini ayarlarken sağ taraftaki ekran güncellendi. Sağ taraftaki ekran bize fiyat bilgisini veriyor. Örneğin benim bu oluşturduğum sunucu aylık 132 dolarlık bir maliyeti olacak bana. Bunun da işte saat ücreti 0.18 dolara tekabül ediyor. Şimdi aşağı inelim. En aşağıda Create'e basacağız. Create'e basmadan önce bakın şurada bir yazı var. Bu bizim sunucumuzun ücretsiz olduğu ve bunun bakiyesinin bizim bu ücretsiz hesabımızdan çekileceğini söylüyor. Peki de bakın buraya bastığımız zaman bu ücretsiz hesabımızın detaylarını da burada görebiliriz. Gördüğünüz gibi 90 gün boyunca 300 dolarlık bir ücretsiz hesap olduğunu söylüyor. Ya bunun hangisi önce biterse yani 90 günde önce bitebilir. Hani 300 dolarda. Yani 3 ayda olmadan biz bu 300 doları kullanabiliriz. Örneğin böyle bir sistemi çalıştıracak olursam bu 3 ay boyunca dayanmaz. Çünkü 132 dolar. 300'ü 132'ye bölelim oradan hesap edelim. Yaklaşık 2,5 aya falan tekabül ediyor. Muhtemelen 2,5 ay sonra bizim bu ücretli hesabımız artık
durur. Yani ücretsiz olmaktan çıkar. Evet, bunları oluşturduktan sonra aşağıda create var. Create'e basalım. Şu an sunucumuzu oluşturuyor. Buradan sunucumuzu oluşturmasını bekliyoruz. Onaylanmış oldu. Şimdi sunucumuza ilk olarak girdiğimiz zaman şimdi burada SSH var. SSH'a basacağız. Buradaki tiki seçip SSH'a basacağız. Ardından böyle harici bir tarayıcı açtı bize. Şu an aslında sunucumuza bağlanıyor. Buradan bir konsol ekranı çıkacak karşımıza. Evet, şu şekilde bir konsol ekranı karşıma çıktı. Sunucuyu ilk defa kurduğumuzda ve ilk kez açtığımızda burada yapmamız gereken bir işlem var. Bu konsol ekranında sudo boşluk pswd boşluk root yazarak enter diyeceğiz ve şifre oluşturmamız gerekiyor. Evet, benden new password, yani şifremi girmemi istiyor. Ben buraya bir şifre gireceğim. Şimdi şifreyi girdiğimiz zaman herhangi bir şey girmiyormuşuz gibi gözükür burada. Herhangi bir karakter görmeyiz yani konsol ekranında. Ancak şifreyi giriyor bu. Şifreyi girdikten sonra enter'a basıyorum. Ve şifreyi yeniden girmemi istiyor. Bu şekilde girdim. Tekrardan enter'a basıyorum. Ve işlem tamam. Sunucum kuruldu. Artık ben bu sunucuya istediğim nodu kurabilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Node Telegram kanalımıza sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.